Zagor Males iniş. Kaptan Hunus gemisi Dragon Atlantis kolonisi Teol'un yer aldığı uzak kuzeye doğru yol almaktadır. Zagor, Chico ve aralarında küçük Felix'in de bulunduğu mürettebattan başka Profesör Richard'ın canice planlarından haberdar olan Dexter Green ile sadık adamı Yambo ve atalarının topraklarını keşfetmeye kararlı olan Kral Guthrum ile bir grup Viking de aynı gemidedir. Richard Norwich'in Bergen limanından Erebus adlı gemiye binerken korkunç bir fırtınaya yakalanan Dragon, Atlantik'in en ürkütücü girdabı olan efsanevi Maelstrom'a doğru sürüklenmektedir. Korkunç Maelstrom girdabı Henüz ölmedik kaptan. Anaforun duvarı boyunca ilerliyoruz. İyi ama gemimiz bu güçlü çekime daha ne kadar dayanacak? İnanılır gibi değil. Bu dev anaforla birlikte ve baş döndürücü bir hızla dönüyoruz. Ve Dragon neredeyse 45 derece yan yattığı halde uçurma yuvarlanmıyor. Onu böyle dengede tutan da aynı baş döndürücü hız olmalı. Şuradakiler de nedir? Kalıntılar. Bizden önce anafora kapılan gemilerin enkazları. Bu devasa girdap büyük bir gemi mezarlığına dönmüş. Eğer bir mucize olmazsa korkarım bizim de sonumuz aynı olacak. Dibi görünmeyen bu kuyunun içinde yok olup gideceğiz. Aynı zamanda hem ürkütücü hem de olağanüstü güzel bunun son tecrübeniz olacağını bildiğiniz halde yine de size olağanüstü mü görünüyor? Gerçekten hiçbir çıkış yolu yok mu Kaptan Joe? Girdabın yan tarafına dayanmış bir halde aşağı iniyoruz. Yavaş ama önlenemez bir şekilde ve her metrede dipteki o kurtuya biraz daha yaklaşıyoruz. Oraya vardığımızda dragon paramparça olacak. Hiç umut yok mu kaptan? Zagor tanrıya şükür senin güverteden düşmüş olmandan korkuyordum. Bölüm çukurundaki birlikteliğimiz fazla sürmeyecek olsa da seni yeniden gördüğüme sevindim. Ben asla umutsuzluğa kapılmam. Az önce sen de daha iyimser görünüyordun. O zaman gemim okyanustaki bu cehennem çukuruna henüz düşmemişti. Bildiğim kadarıyla Maelstrom'a düşen hiç kimse yaşadıklarını anlatmak için geri dönmedi. Biz ilk olacağız kaptan. Tek yapmamız gereken dayanmak. Bravo Dexter. Yemin bu zorlamaya karşı direnecektir Hanus şu. Söylesene bu korkunç girdap her türlü hava koşulunda var mıdır? Hayır sanırım sadece kasırga çıktığında oluşuyor. O halde havanın düzelmesi için dua edeceğiz. Peki o zaman ne olacak? Eğer fırtına dinerse belki dragon fazla zarar görmeden girdaptan dışarı atılır. Ya da sadece, sadece okyanusun suları üzerimize kapanır kaptan. Yukarı baksanıza. Ama bu gökyüzü belli belirsiz fark ediliyor. Bin balina adına şimdiden en az 50 metre aşağı inmişiz. Yarım saat daha geçer okyanusun dibini boylarız. Yukarıdaysa fırtına daha günlerce sürebilir. Beyler denizdeyken kaderine meydan okuyanların sonu budur. Elimizden Tanrı'ya sığmaktan başka bir şey gelmez. Suyun altında mıyız? Madem öyle neden hala boğulmadık? Okyanusun duvarları henüz üzerimize kapanmadı. Garip bir büyü bu ve Odin aşkına bu imkansız benim bildiğim Valhalla gökyüzündedir. Denizin dibinde değil. Kaptan şuraya bakın ben düş mü görüyorum yoksa ah deniz cehennemine geldik. Burası David Jones'un dünyası olmalı. Vay canına bu da ne böyle. Bu, uh, bu olağanüstü. Arkadaşlar belki ölümün eşinde olsak da arkeologluk kariyerimin en muhteşem anını yaşıyorum. Batı kıtanın bazı kalıntıları şu an karşımızda duruyor. Kayıp Atlantis'in harabeleri. İnanılır gibi değil tıpkı hayalet şehir gibi. Üzerine ışık vurmuş. Yukarı bakın. Ayın ışığı bu. Ay yeniden yüzünü gösterdi. Gökyüzü sakin. Bu da fırtınanın dindiğini gösteriyor. Peki şimdi gemiye ne olacak Kaptan Joe? Böyle bir durumda dev anaforun yok olacağını söylemiştin. Evet ama belki Belki artık çok fazla derindeyiz. Bu okyanusun suları üzerimize kapanacak. Harabeler artık görünmüyor. Yukarı bakın gökyüzü de kayboluyor. Maelstrom kapanıyor. Işık karardı. Sonumuz geldi. Korkarım öyle. Elveda arkadaşlar. Zagor seni tanımak benim için zevkti. Benim için de öyle Joe. Ben ölmek istemiyorum. Dışarıda neler oluyor? Burada daha fazla kalamam. Çıkmak tanrılar adına. Yüce Odin, kullarına yardım et. Bir ipi bırakıp yukarı doğru çıkmaya çalışabilirim ama geminin oluşturduğu anafor beni aşağı çekebilir. Hem çıkıyı ve arkadaşlarımı yüzüstü bırakamam. Ne, ne oldu? Denizin dibine mi indik? Bin balina aşkına ne oldu ortada? Hala yaşıyoruz. Okyanusun dragonu bir şişe mantarı gibi deniz yüzeyine geri püskürttü. Aramızda eksik kimse var mı? Güvert hepsi burada kaptan. Yaşasın. Aynı gece. Deniz artık çarşaf gibi. Yaşadıklarımızdan sonra insan inanamıyor değil mi? Sus, o korkunç girdabın lafını bile duymak istemiyorum. Kamerada kapalı kalmak berbattı. Ama köprüde sizin yanınızda olsaydım herhalde saçlarım korkudan bembeyaz kesilirdi. Seni anlıyorum. Her şeye rağmen işler yolunda gitti. Bunu da Dragon'a borçluyuz. Gerçekten harika bir gemi. Haklısın fakat zavallı gemim kasırga ve meastrom yüzünden çok acı çekti. Neredeyse bütün yelkenleri parçalandı. Direklerin çoğu kırıldı. Umarım Faroe'ye faroe, e, va varmadan hava yeniden bozmaz. İçin rahat olsun kaptan. En azından bu gece için tehlike söz konusu olamaz. Zira nasırlarımın arısı kesildi. O zaman endişe etmemize gerek yok Noah. Hey kayıktakiler her şey yolunda mı? Merak etmeyin kaptan. Bu vikingler anadan doğma kürekçi sanki. Böyle devam edersek şafak sökmeden faroya ve varmış oluruz. Duydunuz değil mi? Hele oraya varalım. İlk işimiz gemiyi onarmak olacak. Siz gidip biraz dinlenin arkadaşlar. Noah ve ben köprüde görev başındayız. Bize henüz dinlenme yok. İyi geceler. İyi geceler yo. Faroe adalarından geçiş. Şafakta. Görünürde bir tek ağaç bile yok kaptan. Biliyorsun bu adalar İzlanda'dan bile daha çok çoraktır sevgili Noah. Biliyorum ama gemideki Keresteler kasırganın Dragon'da yol açtığı hasarı onarmaya yetmeyecek. Gemimizin bu zavallı durumunu gördükçe kalbim kan ağlıyor kaptan. Üzülme halledeceğiz. Bunun için sadece, sadece Torshaw'ndakilerin yardımı gerekiyor. Hey oradakiler. Herkese günaydın. Zagor Dexter niye bu kadar erken kalktınız? Yanılmıyorsam size gidip dinlenmenizi emretmiştim. Biz de öyle yaptık ama şahsen ben yorgun olmama rağmen bütün gece gözümü bile kırpmadım. başımıza gelenler ve ardından mucizevi bir şekilde kurtulmamız nedeniyle çok heyecanlıydım. Ayrıca hiç bilmediğimiz olağanüstü bir yere gittiğimizi düşünerek nasıl uyurdum. Şu buz gibi havayı hissedin. Ah, iyice içime çekeyim. Dikkat et de ciğerlerin donmasın. Bütün arkeologlar hep böyle çatlak mıdır? Aşağı yukarı Dexter maceradan hoşlanıyor Noah. Biraz bana benziyor. Demin yardım istemeye gideceğimizden bahsediyordun. Yanlış mı duydum? Doğru duydun Zagor. Şansımıza takım adanın en önemli adası olan Stray varmış bulunuyoruz. Yanlış şu anda adanın batı tarafında bulunuyoruz. Oysa adanın merkezi ve aynı zamanda tek limanı doğu kıyısındaki bir fjordun içinde yer alıyor. Aşağı yukarı şu istikamette. Kuş uçuşuyla mesafe en fazla 10 mil tutar ama arada aşılacak dağlar var. Sıkı bir yürüyüşle gün içinde varılabilir mi? olmayacak şey değil. Gemiyle adanın çevresini de dolaşabiliriz ama hiç tavsiye etmem kaptan. Hava yine bozuyor. Gemi bu sefer dayanamayabilir. Faroe Adaları Kuzey Atlantik'in en sert ve en fırtınalı iklimine sahip. Ayrıca güneyde kayalıklar var ve anlaşıldı Noah. Tekrarlamana gerek yok. Ben kararımı verdim. Gemi burada kalacak ve mürettebat elindeki malzeme ile ve kıyıda bulduğu tahtalarla bir yandan tamir işlerine başlayacak. Ben de yanıma birkaç sıkı yürüyüşçü alıp Tarn Şavna gideceğim. İki tanesi karşında duruyor Jo. İki saat sonra. Honus Jo demirden mi yapılmış? Yeterince dinlenmedik diye Bizi azarlıyordu. Oysa kendisi sadece bir saatlik uykuyla duruyor. Gemisi söz konusu olduğunda bir kaptanın enerjisi asla tükenmez. Bizimle gelmek istediğine emin misin Yambo? Dağlarda hava çok soğuk olur. Alışmak zorundayım sahip Dexter. İşin aslı şu ki... Yambo beni bir an bile gözünün önünden ayırmak istemiyor. O benim en sadık dostum. Tıpkı Chico gibi... Sahi o nerede? Bana kalırsa Chico hakkında yanılıyorsun Dexter. Bana olan büyük sevgisine rağmen uykusunu bozmamak için hayır demekten hiç çekinmez. Şu anda sıcak yatağında mışıl mışıl uyuyordu. Hım, hiç sanmıyorum. Chico marangoz ya da denizci olmadığı için elinden fazla bir iş gelmez. Bence Noah onu sahile vuran tahtaları toplayan ekipte görevlendirmiştir. Bakın bu kapıyı buldum. Aferin Alex çok yararlı. Bir kumsalda her şeyi bulmak mümkün. Aramak yeter. O topladıkların nedir? Tahta. Kuru dal. Ateş yakmak için çok uygun. Kabul ediyorum. Ama bize kereste kütük ve kalın tahta lazım. İşi kaytarmaya çalışma. İnanamıyorum. nah bana miço muamelesi yapıyor. O lanet gemide kalmayı ben istemedim. Keşke Zagorla gitseydim. Karamba karan bir ta kafam çok bozuk sinirden. Oy oy oy. Chico ne oldu sana? Şunu kum yığını sanıp tekme attım. Oysa kaya parçasıymış. Ama hiç taşa benzemiyor. Bakalım neymiş. Bay Noah, gelip şuna bakın. Kumların altında bir kayık enkazı var. Sağlam görünüyor. Harika bir keşif. Aferin Felix. İşte Chico burada. Diğerleri çalışırken o oturuyor. Hoşça kalın çocuklar. Yarına görüşürüz Noah. İyi yürüyüşler Kaptan. Sahiden de onlarla gidemez miyim Bay Noah? Ben çok dayanıklıyımdır, biliyorsunuz. Eğer kaptanın bir itirazı yoksa ve birkaç dakika içinde diğerlerinin tümünden daha fazla tahta topladığını da göz önüne alırsak olabilir. Mesele buysa bir itirafta bulunmak istiyorum. Az önce Chiko o kayığa takılıp düşmüştü, yani bir bakıma onu Chiko buldu sayılır. Sağ ol Felix. Mesele anlaşıldığına göre buradaki görevimden ayrılmak. Ve Zagor'la Juan'ın ekibine katılmak istiyorum. İncinen ayağınla mı? Kesinlikle izin vermiyorum Meksikalı. Kaptan Joe. Zagor. Felix. Size katılabilir miyim? Los Romo itiraz etmedi. Hem benim ne kadar çevik ve güçlü olduğumu biliyorsunuz. Size yardım ederim. Neden olmasın? Torsh, Torch. Ham. Fazla uzak sayılmaz. Hurra! Gidiyoruz. Bir şey mi sıkıldın Çiko? Kah bela lanet. Bulduğumuz enlem dairesin bulunduğumuz enlem dairesinde günler uzundur. Hızlı adımlarla yürürsek gün batmadan kente varırız. Geceyi bu tepelerde geçirmek hiç hoş olmaz başımıza gelenlerden sonra gece soğukta kalma ihtimali sizi korkutuyor mu Kaptan Joe? Onu şu gerçek bir denizcidir Dexter. Gerektiğinde gemisinin dümeni başında Maelstrom'a meydan okumaya hazırdır. Ama karaya ayak bastığında tedirgin olur. Öyle değil mi Joe? Bir bakıma daha önce Sreymo'yu hiç yürüyerek geçmemiştim. Ama kara batak avlamaya gelenlerden duyduğuma göre büyük engellerle karşılaşacağımızı sanmıyorum. Bence de merak edecek bir şey yok kaptan. Jeolojik açıdan Faroe adaları volkanik bir yapıya sahipler. Tül platosunun bir uzantısı. Başka deyişle kayıp Atlantis kıtasının kuzey ucunu oluşturur. Muhtemelen aynı platonun bir bölümü olan İskoç tepelerinde İskoç tepelerinde olduğu gibi burada da araz burada da arazideki engeller engebeler erozyon sonucu aşınmaya uğrayarak yumuşamış ve düzleşmiş. Jeoloji konusunda da uzman olduğunu bilmiyordum Dexter. Arkeolojiyle uğraşan biri her şeyden biraz anlamak zorundadır. Hım, haklı olup olmadığını birazdan anlayacağız yumuşamış ve düzleşmiş öyle mi? Yine de erozyonun etkisi inkar edilemez. Dikkatli bakarsanız boşuna kendi boşuna kendinizi yormayın Baygarin. Görebildiğim kadarıyla biz zor bir bizi zor bir yolculuk bekliyor. Onun için tabana kuvvet. Saatler sonra gün batımına yakın. Bu lanet siz hiç hesapta yoktu endişe etme Jo, işin zor kısmı geride kaldı. Son iki saattir rahat bir zeminde ilerliyoruz. Kıyı fazla uzakta olmamalı. Sen iyi misin Dexter? Volkanik platonun yumuşak engebelerini açtıktan sonra bacaklarının durumu nasıl? Yarama tuz basma dostum. Hey şuraya bakın. Nedir bu? Tehlikeli midir acaba? Saçma. Bu adada sadece kuşlar ve az sayıda yabani fare yaşar. O kadar. Bir de farayo midillileri. Haha. Beni sevdi galiba. Bir at bu. Bu adada yaşayan midilli cinsi atlar orta boyda bir yapıya sahipler ve zor zeminlerde rahat hareket ederler. Yakınlarda bir çiftlik olmalı. İşte orada. Dağ yönünden geldiğimizi gördü ve haklı olarak tedirgin oldu. Hmm, senin ve Yambo'nun ürkütücü göründüğün senin ve Yambo'nun ürkütücü göründüğünüz kesin kötü bir niyetimiz olmadığına onu inandırmalıyız. Onun dilini konuşabilir misin Joe? Sadece birkaç kelime. Hey, God, God. Dilinizi anlıyorum. Kimsiniz ve nereden geliyorsunuz? Ben Dragon adlı geminin kaptanı Honus Joy'um. Korkunç bir kasırgaya yakalandık ve gemimiz hasar gördü. Yardım istemek için ve tamir için kereste satın almak üzere Torshan'a gidiyoruz. Bu yönde iki saatlik daha yolunuz var kaptan. Şansınız açık olsun.'' Şu işe bak, hiç değilse sabaha kadar bizi evinde ağırlayacağını umuyordum. Bu adalıların hepsi böyle kaba mıdır? Zagor, Dexter, biraz daha gayret. Az bir yolumuz kaldı. Geliyoruz yo. Kaptan Honus yo. Gece burada kalsanız iyi olur. Braid Ostur Orsaka peynir ekmekten başka bir şey ikram edemediği için, edemediği için sizden özür diliyor. Söyle ona üzülmesin. Sunduğu yemek mükemmel. Konuk severli ise muhteşem. Öncelikle benim özür dilemem gerekiyor ama ben de sizin gibi burada konuk olarak bulunuyorum. Asıl ev sahibi Niels'tır. Karar vermek bana düşmezdi.'' mesele anlaşılmıştır Borg. Sen Tonş Hanlı mısın? Ben şey evet buraya Niels'den at satın almaya geldim. Yarın sabah kente döneceksen birlikte gidebiliriz. Ben çok erken yola çıkacağım. Biz de öyle. Ben ve dostlarım arkadaşlarımızın yanına dönmek için sabırsızlanıyoruz. Kentte nereden kereste bulacağımızı biliyorsundur gösterirsen seviniriz. Hım, adada kereste çok az bulunur. Ama limanda marangoz haneler var. Burada evleri, mobilyaları, ahşap eşyaları nasıl yapıyorsunuz? Evlerimiz taş ve kerpiçtendir. Eşyaların çoğu balina kemiğinden yapılır. Ama şu anda oturduğumuz masa ve sıralar tahtadan. Neyse bir yolunu buluruz herhalde. sizin denizcilerden bazılarının kıyafeti oldukça tuhaf kaptan Joe. Dostlarım tam olarak denizci sayılmazlar. Zagor Kuzey Amerika ormanlarında yaşıyor. Yambo Afrika'dan geldi ve Dexter Green ünlü bir İngiliz arkeologudur. Hiç konuşmayan Borg birden merak kesildi. Belki fazla şüpheciyim ama ben de tedirgin oldum. Şu hakkımızda fazla konuşmasa iyi eder.'' aslında dürüst birine benziyor. Yarın nasılsa birlikte yolculuk edeceğiz. Gözümüzü üstünden ayırmayız. Şafak sökmeden bir saat önce. Birlikte yolculuk etmek için sözleşmemiş miydik? Senin için sakıncası varsa söyleyebilirdin uyandırmak istemedim. Yorgunsunuzdur diye düşündüm. Benim biraz acilem var da anlıyorum ama merak etme arkadaşlarım hemen hazır olurlar. Çok geçmeden neyin var Jo? Bu sabah tersinden kalktın galiba. Kalkmak mı? Daha yeni yatmıştım. Bütün gece gözümü kırpmadım. Beni yanlış anlama Agor, Fikirlerine her zaman saygım var. Ama bir saat fazla uyumaktan uyumaktan ne çıkardı? Neysin kahvaltıda ikram ettiği sıcak sütü içmemize bile izin vermedin. Bunu Dragon'un kaptanı olarak söylüyorum. Tan vakitlice gelip gemimi onaracağım için seviniyorum. Ama niye bu kadar acele ediyorsun? İnan bana Jo, kaptan sensin. Bu otoritene saygısızlık etmek aklımdan bile geçmez. Ama Borkun bizi beklemeden gitmeye kalkması midemi bulandırdı. Ne var bunda? Belki acil bir işi vardı, ya da yalnız olmayı seviyordur ve bizimle gitmek istememiştir. Mümkündür. Ama ya bizden bir şey gizliyorsa? Öyle mi dersin? Peki ne? Hayduta benzer bir hali de yok. Bence de iyi bir gence benziyor. Yanılıyor olabilirim. Ama bu sabah suçlu biri gibi davranıyordu. Gerçek suçlular bunu asla belli etmezler. Ama madem böyle düşünüyorsun, sözümü geri alıyorum. Diğerlerini uyardın mı? Herkesin durumdan haberi var kaptan. Gördüğünüz gibi Felix Borkun peşinden ayrılmıyor. Atları ben de severim. Birine binmeme izin verir misin? Olmaz. Bu atlar satıldı. Sahibi var. Şuna baksana. Benden hoşlandı galiba. Fazla ağır sayılmam. Ona bir zarar gelmez. Hem bindiğimi kimse fark etmez bile. Siz çok yoğun. Onları zor görüyorum. Ben gidiyorum. Seninle geleyim Zagor Borka ben de fazla güvenmiyorum bir işler çeviriyor olabilir. Pekala bin bakalım yalnız dikkatli ol bu adanın midilli atları göründüklerinden daha hareketlidir. Daha önce hiç ata bindin mi? Hayır, miç olmadan önce kentte yaşıyordum ve o zaman tedbirli davranmakta fayda var. Bu kayışla seni eğere e bağlayacağım. Ne yapıyor bu? Zagor gördün mü? Borg beni ata bindirdi. Borg hayır. Vay canına. Ne işler çeviriyor bu uğursuz. Dur dur diyorum. İmdat. Çocuğu ters yöne gönderdi. Ben Felix'le ile ilgilenirim. Sen mümkünse o alçağın peşinden git. Elimden geleni yapacağım. Bacaklarım sağlamdır ama atlar kadar hızlı koşmam imkan yok. Felix bir zarar görmeden umarım Zagor onu kurtarmayı başarır. Borku hiç değilse görebilsem atını vurup durdurabilirim. O alçak menzil dışına çıkmadan siz biraz açılsa bari. Siz haklıydınız. O adama güvenmekle aptallık ettim. Hepimiz ona kandık, Kaptan Joe. Ayaklarımı çözüp yere atlamalıyım ama nasıl? Felix Zagor Fakat o da ne? Sakin ol, ol ufaklık. Bırak beni. Bırak beni. İndir beni. Uh. Bork. Niyetinin ne olduğunu anlamaya çalışmayacağım. Yalnız benden sana tavsiye. Çocuğu derhal yere indir. Sonra da kendin in ve ellerini kaldır. Zagor baya hızlı koşuyorsun. Bunu tahmin etmiş olmasın. Aksi halde sürüyle birlikte kaçıp giderdin. Benim anlamadığım neden geri döndüğün. Ben yetişip engel olmasaydım çocuk uçurma yuvarlanacaktı. Bu kadarı yetmez mi? Bilmece gibisin ama bazı sorularıma cevap verdiğinde seni çözeceğim. Şimdi dediğimi yap ve atından in. Acele etmeden, hareket halindeyken o mesafeden beni vurabileceğinden emin misin? Şük Felix'e zarar vermeden bunu başarabilir misin? Eğer öyleyse ateş et. Bork, hayır. Lanet olsun. Çıldırmış. Faroe altlarının ne kadar yetenekli olduklarını biliyor biliyorum. Bu hayvan çok büyük bir görev üstlenmişti. Ama başardı. Elveda. Allah kahretsin. Hayır. Eğer durup düşünecek olursam asla başaramam. Seni yakalayacağım Melun. Ayak. Zagor'un narası. Bir yere kaçamazsın. Baltalı elinden kimse kurtulamaz. Yanılıyorsun. Patronun bunu başardı. Üstelik bir kere de değil. Patronun mu? Kimden bahsediyorsun? Kimsenin patronun. Pöh, bence uyduruyorsun. Patronun şeytanın teki olabilir ama sen tam bir hödüksün. Üstelik kafan da yerinde değil. Beni neden kurtardın? Sorabilir miyim? Baştan hayatımı tehlikeye atmışken sonra niye vazgeçtin? Önce canice bir davranış ardından belki de o kadar kötü biri değilsin. Belki içinde iyi bir şeyler vardır. Yeter. Çeneni kapa ufaklık yoksa demin yaptığım gibi seni sustururum. Tamam yalvarırım vurma. Elin çok ağır, başımın ağrısı hala geçmedi. O zaman usludur. Eğer yine bir saçmalık yaparsan... Tamam söz veriyorum seninle bir daha dalga geçmeyeceğim. Aslında amacım seni uyarmaktı. Zagor'u tanımıyorsun. O asla pes etmez ve kesinlikle hafife alınacak biri değildir. Becerikli biri. Ne yaptığını gördüm. Senin de fark ettiğine sevindim. Öyleyse bırak beni gideyim. Senin için daha iyi olur. Hem de daha hızlı kaçarsın. Bu midilli ikimizi zor taşır. Sürünü de kaybettin ve kendini akıllı sanıyorsun ufaklık. Ama yanılıyorsun. İşte sürü burada, emniyette. Seni kurtarmak için onları bırakacağıma gerçekten inandın mı? Seni başka bir midilliye bindireceğim. Arkadaşlarından önce Torn Shaw'na varmış olacağız. Ne o bakıyorum, sesin kesildi. Hay aksi bu insan azmanını fazla küçümsedim. Esrarengiz patronunun kim olduğunu çok merak ediyorum. Öte yanda demek onu yakalayamadın Yambo. Eh Faro Midillileri kadar hızlı koşmanı beklemek haksızlık olurdu zaten. Bu yoğun sis olmasaydı tüfeğimle tek atışta o alçağı durdurabilirdim. Dua edelim de Zagor'un şansı yaver gitsin ve Felix'i kurtarabilsin. Umarım. Bork denen gözü dönmüş çılgınca girişimiyle ne yapmaya çalıştığını merak ediyorum. Ne olduğunu ben söyleyeyim Dexter. Dostum çocuğa ne oldu? Felix şimdilik iyi ama Bork'un elinde tutsak. Adam önce atları kent yoluna doğru sürüp emniyete aldı. Sonra da Felix'i tehlikeli bir yöne gönderdi. Benim onu kurtarmaya gideceğimi biliyordu. Fakat tam bu noktada tuhaf bir harekette bulundu. Üstünlüğü yakalamışken bir anda vazgeçti ve dört nala geri dönerek Felix uçuruma yuvarlanmak üzereyken kurtardı. Nasıl? Anlamıyorum. Benim bazı kuşkularım var. Galiba Felix rehin almak istiyordu. Fakat neden? Ancak bir tahminde bulunabilirim. Şöyle ki, şöyle ki Borg her türlü ahlaktan yoksun bir patron hesabına çalışıyor ve bu da eski düşmanımız Ludwig Richard'dan başkası olamaz. Lanet olsun. Ne yapıp edip hemen Tarnshaw'na gitmeliyiz. Tarnshaw. Sonunda geldik. Hiç varamayacağız sanıyordum. Biraz daha dayan Dexter. Borkun atlarının izlerini takip ederek geldik. Bizden en az bir saat ileride. Eğer gözlerinizi limana doğru çevirirseniz. Yerel balıkçı teknelerinin arasında üç direkli büyük bir yelkenlinin bulunduğunu göreceksiniz. Ulu tanrım yoksa Richard'ın gemisi mi? Profesörün o yelkenli gemide olduğuna neredeyse kesinlikle eminim arkadaşlar. Yelkenli hayli uzakta. Buna rağmen görünüşü bana hiç yabancı gelmedi. Bu Erebus. Demek onu tanıyorsun Joe. Norveç bandıralı çok seri bir balina gemisi. Birkaç ay önce İskoçya'daki bir limanda ondan bahsedildiğini duymuştum. Dolaşan söylentilere göre meçhul sahibi onu Vuskran gemisi olarak yeni baştan teşhizat ettirmiş. Ve Bergen limanında bilinmeyen bir yöne doğru yola çıkmak üzere hazır bekliyormuş. Gemiye kaptan Edmund Forbes komite ediyormuş. Erbusatlı gemide akıllıca ve çok hızlı davranmışsın Borg. Gerçekten can sıkıcı ve hiç hesapta olmayan bir durum bu. Başlangıçta yabancıların çekip gitmelerine ses çıkarmayacaktım patron. Ama yaşlı Nielsen kulübesinin yanındayken düşmanlarınız Zagor ile Dexter'ın atlarını duyunca vazgeçtim. Ve Tan benden önce ulaşmalarına engel olmam gerektiğine karar verdim. İşi çok iyi idare etmişsin Borg hem İzlanda'daki yolculukta ihtiyacımız olan değerli altları kaybetmedin hem de Zagor'un çok önemsediği bir rehine getirdin. Ben yanılıyorsunuz Bay Zagor'la yeni tanıştık. Ben Dragon gemisinde alt tarafı bir müçoyum yani mürettebatın en değersiz üyesiyim ve... Uyanık bir çocuksun ama beni kandıramazsın. Zagor'un seni kurtarmak için kendini tehlikeye attığını biliyorum. Bu sabahki olaydan bahsetmiyorum. Dragon gemisinin Micho'su Felix, Kaptan Honus Joe ve ekibinin maskotu sana bir isim söyleyeceğim. Bakalım hatırlayacak mısın? Erik Weiss. Prof. Hayır, bu adı hiç duymadım. Kendini ele verdin küçük Felix. Saygın meslektaşın Profesör Weiss'in Girolland'daki tehlikeli bir keşif sırasında senin yanında olduğunu ben sen de benim kadar iyi biliyorsun. Sevgili dostun Zagor'la kaptan yüzünden hayatını kaybetmişti. Alçağın biriydi ve ölmeyi hak etmişti o bir bilim adamıydı. Birlikte çalışıyorduk ve araştırıyorduk. Ortak bir sürü hayalimiz vardı. Zagor, Honus, Joe ve Dexter Green hayatımın en önemli çalışmasını bozmasına izin vermeyeceğim. Bir şey bilmek ister misin profesör? ile senin ortak bir yönünüz daha var. İkiniz de iğrenç solucanlarsınız, pisliksiniz. Bork götür onu buradan. Ambara kapat. Lanet olası domuzlarsınız. Lağım fareleri. Kes sesini ufaklık. Benden istediğiniz gibi o adamları limana gönderdim. Güzel. Ne zaman demir almaya hazır oluruz kaptan. Şansımıza tamir çalışmaları tamamlandı. Atlarınız gemiye yüklendi. Kuzeye doğru gemi, gem, demir almak için en uygun zaman öğle saatleridir. Rüzgarlar ve denizin çekilmesi. Bunlar beni hiç ilgilendirmiyor Kaptan Forbes. Şu saati görüyor musunuz? Sabahın onunu gösteriyor. Saat on buçuk olmadan geminin limandan çıkmış olmasını istiyorum. Kaptan bunu yapabilir misiniz? Kesinlikle ama adamlar karaya çıkmıştı. Onları feda edebiliriz. Karada kalsalar da olur. Zaten verilen görevi hakkıyla yerine getireceklerine dair fazla umudum yok. Benim için önemli olan biz demir alıncaya kadar Zagor ve arkadaşlarının limana yaklaştırmamaları. Borkun bizim Felix'i o gemiye götürdüğüne emin misin? Kesinlikle Borkun baş düşmanımızın emrinde çalışan biri olduğu kuşkusuz. Dün gece onunla karşılaşmamız inanılmaz bir tesadüftü. Richard'ın gemisi bizimkiyle aynı nedenden dolayı limanda bulunuyor. Fırtınanın yol açtığı hasarını onarmak için dua edelim de yola çıkamayacak kadar kötü durumda olsun. Hesaplaşma saati yaklaşıyor Zagor ama Richard burada olduğumuzu artık biliyor hiç dostçu olmayan bir karşılaşma komitesi hazırlamıştır mutlaka. Zaten Erebus'a rastgele hazırlıksız saldırsak başarılı olamayız. Peki ne yapacağız? Felix alıp götürmelerine seyirci mi kalacağız? Seni anlıyorum. Sabırsızlanmakta haklısın Joe. Ama Zagor ve Yambo birkaç kişiye bedel olsalar da alt tarafı dört kişiyiz zaman daralıyor. Şuraya bakın Kaptan Forbes'ın gemisi yelkenlerini açıyor. Lanet olsun. Bana kalırsa gayet iyi durumda. Belli ki Richard denize açılmak için bizim gelmemizi beklemek niyetinde değil. Ben gidiyorum. Tek kişinin başarma şansı daha fazla. Gemiye kadar yüzüp kimseye görünmeden güverteye çıkacağım. Ve Felix'i kurtarmaya çalışacağım. Zaten bunu ancak sen yapabilirsin. Ya Richard, şu anda önemli olan çocuğu kurtarmak. Hesaplaşmayı mecburen sonraya bırakacağız. Korkarım beklenmedik bazı sorunlar çıktı. Ne oluyor? Gelenler var. Bana kalırsa zorları bizimle. Şu sokağa girdiklerini gördüm. Limana doğru gidiyorlar. Haydi beyler, onları yakalayalım. Kahrolası korsanlar. Bizden mi bahsediyorlar? Ortada bir yanlışlık olmalı. İşte oradalar. Fırtına patlamadan önce gemimize saldırmaya kalktılar. Atlarını çalmak için İzlandalı dostumuz Bork'u neredeyse öldürüyorlardı. Şimdi de gemimizi gözetliyorlar. Kim bilir yine ne kötülük peşindeler. Torn Şam dürü dürüst insanların yaşadığı sakin bir yerdir. Burada hırsızları ve korsanları istemiyoruz. Onlara iyi bir ders verelim beyler. Evet hepsini denize dökelim. Hey bir dakika. Birileri sizi fena halde kandırmış. Biz sandığınız gibi suçlu değiliz. İçinizde beni tanıyanlar vardır. Adım Honus yok ve kaptanım. Gemim kahretsin. Dikkat ediyor. Kılpayı sıyırdın Jo. Az kalsın başını yarıyordu. İyi bir ders hak ettiler. Sınırı aşmamak şartıyla Yambo. Kılıcını yerine koy ve ellerini kullan. Aralarında mutlaka Richard'ın adamları da vardır. Ama çoğunluğu durumdan habersiz ada halkı. Bu yüzden onları öldürmekten kaçın. Elimden geleni yaparım. Hep birlikte saldırın. Yehe. Yeah ruhun gibi kara bir suratın var korsan bozuntusu. Sen şu saf ve cahil kasabalılardan biri olmalısın. Beni dişine göre mi sandın? Sakin olun beyler sizinle bir... Ben kaptan Honus Joe. Lanet olsun. Bu adalılar sahiden de odun kafalılar. Yeterince yumuşak davrandı mı sahip Dexter? Böyle devam edersen Tornshound'a dövülecek adam kalmayacak. Balığa da onların yerine karıları çıkmak bir numaralı kural. Asla dikkatin dağılmamalı. Hay aksi dördü de şeytandan beter. Tek başlarına bütün kalabalığa kafa tutuyorlar. Fareva halkının daha becerikli olduğunu sanıyordum. Vay canına Zagor'un dişli biri olduğuna hiç şüphe yok. Profesörün ondan niye bu kadar çekindiğini şimdi anlıyorum. Ah siz ne yapıyorsunuz? Neden durdunuz? Bu adamlar sizin düşmanınız değil mi? Sakin ol ahbap. Biz de üstümüze düşeni yapacağız elbet. Kesin çözüm. Delirdin mi? Dur. Hey Çıldırdı mı? Yanlışlıkla arkadaşlarımı vurabil. Budala. Kim ateş etti? Bizi öldürmek isteyenler. Sizin hayatınızı da hiçe sayıyorlar. Bunun gibi tipler. Kim bu adamlar? O üçünü tanıyor musunuz? Cevap verin. Ha hayır. Onları daha önce hiç görmedik. Erebus gemisinin tayfaları bize dediklerine göre sizler. Zagorn işini bitirelim. Profesör duyunca memnun olacaktır. Eğil. Alçak. Kaçın. Partiyi kaybettik. Gidelim. İyi misin dostum? Sanırım. Yaram o kadar kötü değil. Lanet olası haydut kötü nişancıymış. Hey, ben bu adamı tanıyorum. Kaptan Honus şu bu. Deminden beri aynı şeyi söylemeye çalışıyorum. Neyse, sonunda anladınız. ''Honus Honus'un iyi biri olduğunu duymuştuk. Sanırım fazla aceleci davrandık. Haydutların sözüne kanmamalıydık. Bize sizin tehlikeli suçlular olduğunuzu söylediler. Asıl suçlular Erebus'takiler. Benim müçomu kaçırdılar kaçırdılar. Hey Zagor ile Yambo nereye kayboldu? Takip ediliyoruz. Sadece iki kişiler. Zagor'la Zenci. En belaları. Ayrılalım Pako. Sen Filika'ya gidip bizi orada bekle. Elim yaralı. Tek elle kürek çekecek halim yok. Siz ne yapacaksınız? Onları geçitte bekleyeceğiz. Aklını mı kaçırdın Piotr? O ikisi bizi parçalar. Hem senin de bileğin yaralı. İyi ya Zagor'dan bunun da hesabını soracağım. Sol elimi kullanabilirim. Onu büyük bir zevkle vuracağım. Tabancanı çıkar ve titremeyi kes devi. Hiçbir insanoğlu kurşunlardan etkilenmeyecek kadar güçlü değildir. Büyük hedefi sana bırakacağım. Zenciyi sen halledersin. Hangi deliğe girdi bunlar? Burada saklanacak bir sürü yer var ve bir sürü tuzak da olabilir. Sence bizi sırtımızdan vurmak için pusuya yatmış olabilirler mi? O iki sürüngenin elinden ölmek hiç işime gelmez. Ölümün her türlüsü sevimsizdir, Yambo. Yavaş şeylerle ve olabildiğince gürültü yavaşça ilerle ve olabildiğince gürültü çıkar yerinsini ben hallederim ya ya size elime bir geçirirsem lime lime doğrayacağım beyaz yılanlar ha aferin yambo harika rol yapıyor zagor resmen yam olmamı istedi ama ona güveniyorum beni tehlikeye atmayacağını biliyorum benden ateşin ortasına atlamamı bile istese dediğini yaparım. Bu gelen zenci çıldırmış gibi nasıl da böğürüyor. Kurşunu yiyince sesi kesilir. Merak etme balonu hemen söner. Yalnız ötekini göremiyorum. Buradayım beyler. Lanet olsun. Bu sana bu tokat yeter. Tanrılar adına Zagor her şeyi tek başına mı yaptın? Hayal kırıklığına uğramış gibisin Yambo. Haydi uyandır onları. Ben gemiye gidiyorum. Sahia gemi. Bütün bu fatırtının arasında küçük Felix'i tamamen unuttum ve... Adamın kafası amma sertmiş. Zagor'un baltası bile onu uzun süre uyutamadı. Hey beyaz kardeş uyan. Arkadaşların küçük dostun Felix'i kaçırdılar Onu nerede hapis tuttuğunuzu hemen söylemezsen fena olur Ge Gemide Sadece emin olmak istemiştim O sırada Yo olamaz Filika, Filika nereye gitti Arkadaşların seni yüzüstü bıraktılar Yine de yalnız sayılmazsın biz varız sana arkadaşlarını aratmayız. Bir dakika izin verin açıklayayım. Bizim kaptan o adamların kanun kaçığı olduklarını söylemişti ve hem gerçekten öyle olmadıklarını nereden biliyorsunuz? Şeflere elimden vurdu beni. Ah seni alçak. Onu bana bırak dostum. Sol kol kolumu yaralayıp kullanılmaz hale getirdi. Ama şansına küssün. Sağ elim hala sağlam ve daha öldürücü. Ah imdat. Yüzme bilmiyorum. Bana sorarsanız bırakalım bu olsun. Bir iyilik yap ve onu sudan çıkar dostum. Böylece onları kimin tuttuğunu öğreniriz. Nasıl istersen. Richard'ı değil mi? Erebus'un komutanı da o mu? Evet. Artık hiç kuşkum kalmadı. O gemiye mutlaka çıkmak zorundayız. Bize hemen bir filika lazım. Çok geç kaptan Joe. Bakın. Erebus körfezden çıkmak üzere. Lanet olsun. Gözlerime inanamıyorum. Geminin peşinde bir kayık var. Biri kürek çekiyor. İçindeki Zagor. Arkadaşınız çok cesur bir adam. Ama o gemiye asla yetişemez. Üstüne üstlük rüzgar şiddetleniyor. Kaptan Forbes'ın yelkenlisi, yelkenlisi hızlı yol alıyor. Peşindeki kim olursa olsun yetişemez. Siz Zagor'u tanımıyorsunuz. Bu yaptığı cesurca ama düşüncesizce bir girişim Dexter. Umarım bir an önce vazgeçip geri döner. Aksi halde bir kere daha fırtınaya yakalanacak. Dragon'u bir hafta içinde onarıp peşlerine düşeriz. Eğer bütün tan şan size yardım edecek kaptan Joe En geç iki gün içinde denize açılırsınız. Aynı anda lanet gemi her an biraz daha uzaklaşıyor. Eğer gün batana kadar onu gözden kaybetmezsem belki gece yetişmeyi başarırım ve tahmin ettiğim gibi direği varsa yelkeni de vardır. Denizcilikte epey tecrübe edindim. Herhalde yelkeni takabilirim. Rüzgarın esmesi işimi kolaylaştırır. Yakında görüşeceğiz Richard. İzlanda yolunda, Erebus adlı gemide, anlayamadığım bir şey var profesör, Madem bu kadar kolay gözden çıkartıp kaderlerine terk edecektiniz. Bergen limanındaki o serserileri neden işe alıp gemiye doldurdunuz? Ha 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 onları özellikle bu amaçla işe almıştım sevgili kaptan Forbes. İnsanlar layık oldukları şekilde kullanılırlar. O üç serseri et yığınından başka bir şey değildi. İlk andan itibaren o gözle baktım onlara. Gördüğünüz gibi peşimdekileri benden uzak tutmaya yardımcı oldular. Artık bundan söz etmeyelim. İnsanları acımasızca maşa gibi kullanıyor sevgili profesör. Asla sırtını dönmeye gelmeyecek tiplerden. Ondan her zaman sakınmak gerek. Söyle bakalım Borg. Gördüğün gibi o uğursuz Zagorla talihsiz karşılaşmanıza rağmen durumu iyi kurtardık değil mi? Evet profesör. Zagor'u fazla tanımıyorum ama gördüğüm kadarıyla Çetin Ceviz'in biri. Tan Şan halkının onun gibi biriyle baş edebileceğinden fazla emin değilim. Endişelerini paylaşıyorum sevgili delikanlı. İnsanlardan anlıyorsun ama önemli olan onu bir süreliğine bizden uzak tutmayı başarmamız. Bir konu daha var. O üç serseri İzlanda'ya gitmekte olduğumuzu itiraf etmiş olabilirler. Ve hiç canını sıkma Borg. Dexter Green son olarak gideceğimiz yeri zaten anlamıştı. Bu konuda yapabileceğimiz bir şey kalmadı. Ama o üçünün fazla bir bilgisi yok. Canını sıkan başka bir şey var mı? Evet çocuk limandan çıkar çıkmaz onu başımızdan atacağımızı sanıyordum. Yani onu denize... Haha <Sessizlik> <Sessizlik> ha, duydun mu Forbes? Öğrencim gerekince benden daha acımasız olabiliyor.'' hiç düşünmeden çocuğu denize atmaya kalkacak. Ama hayır. Çünkü aslında Zagor'la Dexter'ın izimi bulmalarını bekliyorum. İşte o zaman küçük dostlarını onlara karşı koz olarak kullanacağım. Haydi artık git dinlen. Senin gibi kaya kadar sert birinin bile bunca heyecandan sonra gücünü toplamaya ihtiyacı vardır. Soğuk ülkene varıp demir attığımızda senin tamamen formda olmanı istiyorum. Hmm, peki profesör. Bu İzlandalı genç adam size çok bağlı profesör. Benim için hayatını bile verir. Babasının yakın dostuyum. Beni öz babasının yerine koyuyor. Borg Grimson eğitimini bana borçludur. Aynı zamanda hayatını da. İnsan ailesi olmadan İzlanda gibi vahşi ve çorak bir ülkede yaşamını sürdürmesi kolay değildir. Görünüşe bakılırsa onu iyi yetiştirmişsiniz Richard. Hiçbir konuda çekincesi olmadığı belli. Bu özelliğini daha önce hiç fark etmemiştim ama doğrusu hoşuma gitmedi değil. Böylece hayatımdaki kim ayrıntıları ondan gizlemek zorunda kalmayacağım ve Kaptan Forbes, çabuk gelin. Artık hiç kuşkum yok. O balıkçı teknesi bizi takip ediyor. Oysa herhangi bir balıkçının böyle kötü bir havada denize açılmaya cesaret edeceğine hiç ihtimal vermiyordum. Vay canına. Kayıkta sadece bir kişi var. Üzerindeki kırm kırmızı gömleğe bakılırsa sizin baş düşmanınız olan adamın tarifine çok uyuyor Richard. Bir de kendiniz bakın. Bu imkansız. Zagor uğursuz adam hiç pes etmiyor. Üzülmeyin profesör, aksine sevinmelisiniz. Denize açılmakla aptallık etmiş. Yakında patlayacak olan fırtınayla ancak çok usta bir denizci başa çıkabilir. Hatta aklı başında hiçbir denizci o ceviz kabuğu gibi tekneyle denize açılmazdı. Neden yüzünüz asıldı profesör? Zagor artık bir ölüm mahkumundan farksız. Siz onu tanımıyorsunuz Forbes. Tanımıyorsunuz. Beni fark etmişlerdir. Denizdeki hareketlilik yüzünden hiç değilse hava kararıncaya kadar saklanabilmeyi umuyordum. Ama dalganın tepesine yükseldiğimde fazla göze çarpıyorum. Deniz tehlikeli biçim tehlikeli biçimde kabarmaya devam ediyor. Rüzgar Parçalamadan yelkeni indirsem iyi olacak. Galiba bu sefer kendime fazla güvendim. Akşama kadar gemiye yetişmeyi ve, ve Felix'i alıp geri dönmeyi tasarlıyordum. Hatta belki Richard'ı da. Ama kötü hava planlarımı alt üst etti. Fakat bu saatten sonra geri de dönemem. Eğer küçük adalardan birine rastlamazsam okyanusta kaybolur giderim. Kuzeye yönelirsem İzlanda'ya ulaşmam daha da zor. Dexter'ın dediğine göre profesörün hedefi orasıymış. Erebus'ta bağlantıyı kaybetmezsem İzlanda'ya Dragon'la gelen dostlarımdan önce varacağım demektir. Tabi eğer daha önce batmazsam henüz akşam olmadı ama hava gece gibi karardı. Erebus'u artık seçemiyorum.'' Tek güvencem kayıkta bulduğum bu küçük pusula. Bir de bileğimin gücü. Şafak sökmeden az önce. Yani Zagor'un tek başına Richard'ın peşine düştüğünü mü söylüyorsunuz? Odin hakkı için. Delilik bu. Ona engel olmalıydınız. Buna fırsat bırakmadı Şuko. Hatta işin doğrusu gittiğini bile fark etmedik. Zagor bunun gibi bir sürü tehlikeyi sağ salim atlatmayı başardı Chico. Bilmediğimi mi sanıyorsun? Ama burası Darkwood değil. Korkuyorum. Zavallı dostumun bu sefer aşırı cesur davranmasından ve düşünmeden hareket etmiş olmasından korkuyorum. İşte o böyle biridir. Yalnız gitmesine çok üzülüyorum. Ne zaman yola çıkabiliriz Joe? Tom... Tonşem Tonşemli dostlarımız Tonşemli Şanlı dostlarımız Dragon'u iki gün içinde tamir edeceklerine söz verdiler. Üzülme Chico, Zagor'u mutlaka bulacağız. Maelstrom'un dibine inmemiz gerekse bile bulacağız. İki gün sonra. işte Lake Javik Körfezi güzel manzara değil mi? Yaşadığımız o korkunç iki günden sonra daha da güzel görünüyor. Sizi bütün iştenliğimle kutlamalıyım Kaptan Forbes. Gemiyi fırtınadan sapı salam çıkarmayı başardınız. Siz gerçek bir deniz kurdusunuz. Ama kötü üne sahip bir deniz kurdu. Buna rağmen Erebus'un komutasını bana teslim ettiğiniz için size teşekkürler borçluyum. kurtlar birbirine anlayış göstermeli. Ben kamerama inip son hazırlıkları tamamlayacağım. Ne zaman karaya çıkarız? En çok bir saate kadar size haber veririm. Buraya pek seyrek büyük gemi gelir. Siz önemli bir şahsiyetsiniz. Büyük ihtimalle akşam yemeğini vali psikopos ve diğer ileri gelenlerle yemek zorunda kalacaksınız.'' Hımm bu can sıkıcı durumu en kısa zamanda halletmenizi rica ediyorum Forbes. Bu da senin tamamen kötü biri olmadığını gösteriyor Borg. Ne demek istedin ufaklık? Gizlemeye çalışsan da gözlerin nemlendi. Ülkesine geri döndüğünde böyle duygulanan biri kötü kalpli olamaz. Öyle olduğumu iddia etmiyorum zaten. Biraz duygulanmam da normaldir. Baksana o kadar güzel ki. Hıh alınma ama alt tarafı ıssız bir sahildeki dört beş baraka ve bulanık bir gökyüzü bizim bastının yanından bile geçmez. Gerçi ben şehrin kenar mahallesinde yaşıyordum ve Zagor'da orada. Felix sen ağlıyorsun hem de o adam için. Bunu neden yaptı? Bana demiştin ki o korkunç fırtınada denize açıldığını söylemiştin. Bunu, ''Bunu beni kurtarmak için yapmıştır. Eğer öldüyse ben ölümünden hep kendimi sorumlu tutacağım. Öldüğünden hiç şüphem yok. Ama bu senin suçun değil Felix. Olanlar deliliği yüzünden başına geldi. Davranışının başka açıklaması olamaz. O deli değildi. İyi kalpli ve cömert biriydi.'' Hem onun hakkında ne biliyorsun ki? Sadece o çok sevdiğim profesör Richard'ın sana dediklerini. Zagor profesörün can düşmanıydı. Bu kadarını bilmem yeter. Aptalın birisin sen, kocaman bir aptal ve bir katile körü körüne hayran olan sadık bir köle. Profesör hakkında böyle konuşma yoksa yoksa ne yaparsın? Bir kere hayatımı kurtardıktan sonra beni öldüremezsin. Sadece saçma tehditlerini uyutmaya çalışırsın. Haydi vur bana ama susmam. Richard alçığın biri, bir katil. Bunları sana Zagor söyledi galiba ama ben onu senden daha iyi tanıyorum. Önceleri babam onun yanında çalışıyordu. Çok fazla şey hatırlamıyorum. Küçük bir çocuktum. Babamı son olarak profesörle birlikte İzlanda'nın iç kesimlerine doğru yola çıktığı gün gördüm. Göz yaşlarını sil oğlum. İzlandalı erkekler ağlamaz. Senin için korkuyorum baba. Saçma. Profesörle birlikte daha önce de adanın içlerine gittim. Korkmana gerek yok küçük Borg. Baban İzlanda'nın en iyi rehberi. Ona gelecekte de ihtiyacım olacak. Onsuz ne yaparım? O yüzden sağ salim geri döneceğine söz veriyorum. Haydi gidelim. Daha fazla vakit kaybetmeden yola çıkalım. Peki profesör. Ne yazık ki bu babamın son görüşümdü. Ona ne oldu? Kafile o kafile oda Dahraun adlı lav çölünde haydutların saldırısına uğramış ve babam Richard'ı korumaya çalışırken haydutlardan biri tarafından vurularak öldürülmüş. Keşke bıraksaymış da geberseymiş. Richard'a duyduğun nefret aklını karıştırıyor Felix. Onun çok kötü biri olduğunu düşünüyorsun ama babamın ölümü haberini o getirdi. Üzgünüm Borg gerçekten çok üzgünüm. Eğer seni teselli edecekse baban kahramancı öldü. Siz bana söz vermiştiniz. Biliyorum olanlar tamamen benim suçum. Hayır haydutların suçu. Büyüyünce onların, onların hepsini öldüreceğim. Ben hep yanında olacağım. Babam madem ki benim hizmetimdeyken öldü. Bundan sonra eğitiminle ilgilenmek de bana düşüyor.'' Ne o bir şey demeyecek misin? Tek damla bile gözyaşı dökmedin. İzlandalı erkekler ağlamaz. Ağlamayacağım. Bana babalık etti, büyüttü, yetiştirdi. Dediğin kadar kötü bir olsaydı beni kendi kaderime terk ederdi. Öyle değil mi? Çıkarı vardı da ondan. O günden sonra ona hep sadık kaldın. Bütün pis işlerini sana gördürüyor. Ne kalın kafalı çocuksun sen. Ya haydutlar. Ha hani şu babanı öldüren adamlar. Kim bilir belki yıllar sonra günün birinde onlarla karşılaşırız. Kim olduklarını biliyor musun? Ya da onların nerede bulacağını. Sorun şu ki İzlanda'nın iç kesimleri tamamen ıssız. Orada kimse yaşamıyor. O da daha Raun çölüyle Herdu, Breit, Volkanı arasındaki gizli vadiyi saymazsak Eski bir efsanede anlatıldığına göre orada geçmiş yüzyıllarda işledikleri suçlar ya da isyanlar yüzünden sahil kılığından kovulan savaşçıların torunları yaşıyor. Efsanevi, Efsane mi? Belki daha fazlası adayı kat eden yolcular sık sık öldürülüyor ve sürüleri yağmalanıyor. Neden hep onlar? Gizli vadideki kanun kaçakları. Borg! Ufaklığı ambara kapat. Birazdan karaya çıkacağız. Peki kaptan, niyetiniz beni ayak altından kaldırmak değil mi? Ad sizin bir çocuk hırsızı olduğunuzu söylemeyeyim diye mi? Bundan sonra hep o ambarda mı kalacağım? Buna profesör karar verecek o sırada Reykjavik'ten çok uzakta İzlanda'nın güney sahilinde. Eli, elimi tut Patrick. Baba. Nasılsın Patrick? Daha iyi misin? Adım biliyorsun. Benim dilimi konuşuyorsun. Kimsin sen? Oh sadece Tanrı'nın bir hizmetkarıyım. Bu yaşanması zor sahilde barınmaya çalışan kardeşlerimin sonuncusuyum. Bir grup İrlandalı keşiştik. Aziz Patrick'in onun onuruna buraya yolu düşen bütün yabancıları onun adıyla hitap ediyorum. Annem de İrlandalıydı. Beni bu isimle vaftiz ettirmiş. Tuhaf bir rastlantı. Tanrı'nın yolları sonsuzdur. İlahi takdir beni buralara kadar getirdi. Puffin yumurtası aramak için nadiren Storhofti'nin güney kısmına gidiyorum. Stor, buranın adı ne demiştiniz? Storhofti, Güney İzlanda açıklarında yer alan West Meneer, takım adalarındaki bir adadır. 15 adadan sadece bir tanesinde HM'de hayat vardır. Diğerleri tamamen ıssızdır. Eğer dalgalar seni onlardan birine sürükleseydi kurtulma umudun pek az olurdu. Bu adaya gelince buranın tek sakini benim. Bir zamanlar İzlanda'nın yegane halkını oluşturan keşişlerin son temsilcisiyim. Buraya en yakın liman neresi? Ben bir gemiyi arıyorum. Adı Erebus. İzlanda'ya gelen bütün gemiler Başkent, Reykjavik, koyuna demirlerler. Şimdi sadece dinlenmeli ve eski gücünü toplamalısın Patrick. Aynı gece Reykjavik'te. Hala gündüz. Beni hava karardığında çıkarırsınız sanıyordum. Saat gecenin 11'i Felix. İzlanda geceleri böyledir ama ortalıkta kimseler yok. Herkes Richard'ı karşılamaya mı gitmiş? Hayır, insanlar uyuyorlar. İzlandalı balıkçıların işi çok zordur. Ağır şartlarda çalışıyorlar. Özellikle yazın. Haydi içeri gir. Gelecek sayı: Gizli Vadi'deki Kaçaklar.